Zehra, evet, ben de intihar olarak bunu biliyorum. Birçok şeyler söylenmiştir. Fakat ben kanayım ki intihar etti Zehra. Havacılığa girdiğimiz zaman Zehra da girmişti. Fakat Zehra'nın sinirleri biraz bu işe elverişli değildi zannediyorum. Ayrıldı. Ayrılınca Atatürk onu Londra'ya bir okula gönderdi. Orada tahsilini, kolejin ortaokulunu bitirmişti Zehra da benim gibi. Londra'ya tahsile gönderdi. Londra'nın havası zannediyorum ona fena geldi. Ve orada da sinirleri daha çok bozulmuştu. Ve Atatürk'e mektup yazıyor, beni aldırın diyor. Bana yazdığı mektuplardan biliyorum. Yani ona karşı mahcup olmamayı isterdik daima. Zehra da aynı durumdaydı tabii. Ve orada da kalmayıp Türkiye'ye dönmesi onun büyük bir, ona büyük bir sarsıntı yarattı. Ve ben eminim ki trende gelirken kendisini bu sebeple attı. Bazı kötü niyetli insanlar çok değişik şekilde bu konuya bakmışlar. Öyle baktılar ama hakikat bu. Tabii. Ben Zehra'yı çok iyi tanırım, evet. Ve bende mektupları var zaten. Evet. Ama intihar edeceğini söylemiyor fakat tabii. Sıkıldığını söylüyor. Atatürk'e karşı mahcup olacağını söylüyor. İşte uçuşta muvaffak olamadım, burada da muvaffak olamadım diye çok üzülüyorum diyordu. Ve bu sebeple ben kanayım ki Zehra intihar etti. Başka hiçbir sebep yoktur.